Hoş geldin kızım, gel içeri. Merhaba, müsait miydiniz? Ay, müsaitlik ne demek, gir kızım. Şey, ben hem bir tane şekerleri getirmiştim, hem de yalnızsanız sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Gel, gel kızım. Aferin vallahi Canan. Ne güzel üretiyorsunuz ana kızım. Bir haftada ikinci parti pes doğrusu. Ne yapalım Ayşe Hanım teyze, oturduğumuz yerden iş oldu bize de. Yani hele bana. Vallahi çok sağ olun. Osman Bey'i uyuttum. Neydi benimle özel konuşacağın? Ya annem söyledi de. Sen eskiden ebelik yaparmışsın öyle mi? Tabii yapardım. Ebelik de yapardım. İğnecilik de yapardım. Ama artık o işler geçti. Şimdi çok şükür herkes hastanede görüyor işini. Ya peki senin zamanında da kürtaj diye bir şey var mıydı? Aman anma o işin adını. Kürtaj yeni bir şey değil kızım. Bin yıldır var. Peki sen yaptın mı hiç? Kimseye söyleme ama yaptım birkaç sefer. Hele eski usuller çok tehlikeliydi. Benimkiler çok şükür kazasız belasız geçti ama bilirim. Şansı yaver gitmeyenler de var. Yani şimdi daha kolay mı diyorsun? Bunları bana niye soruyorsun? Yoksa? Yok yok. Ben değil de. Bak Ayşe Hanım teyze. Sana bir şey soracağım ama kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam dedik ya kızım. Şimdi benim bir arkadaşım var. Kim olduğu lazım değil. Şimdi bu kızın evli bir adamla bir ilişkisi oldu. Ay şapşalı. Sorma salağın teki. Gerizekalı. Neyse. Şimdi kızın bu ay adeti de gecikmiş biraz. Doktora gitseymiş, gitmemiş mi? Gittim. Yok yani gittik, ben onu aldım götürdüm, doktora da götürdüm. Test yaptılar. Sonuç pozitif. Eyvah eyvah. Desene. O masum yavru babasız doğup ömür boyu bunun acısını taşıyacak. Yani aldırsın mı bebeği diyorsun? Yok der miyim kızım? Niye diyeyim? Minicik bir yavrunun canına kıymak, buna karar vermek kolay iş mi? Ama babasız bir çocuk doğurup büyütmek de kolay değil. Hem de küçük bir yerde. Oh! Düşündükçe benim içime sancılar giriyor valla. En iyisi düşünsün, taşınsın, ikna etsin adamı. Eğer ortada bir günah varsa bunu sırtlamak sadece kıza değil ikisine de düşer. Adam kabul etsin bebeği, göstersin babalığını. Herkes için en doğrusu. Anne? Hayırdır, ne bu? Senin çeyizin için almıştım, nişanlık kumaş. Ay anne, istemeye falan gelecekler deme sakın. Bugün hiç kaldıramam. Ay bu huysuzluğunu kim ister kız seni? Aslılar geldi az önce. Leman Hanım mezuniyet gecesi düzenleyecekmiş otelde. Seninkinin canı sıkkındı, çektim mutfağa. Ne alacağım, ne giyeceğim dedi durdu. Ne olacak yani, yapabilecek misin bunu şimdi? Siz ufakken de üstünüz başınızı çarşıdan pazardan almıyorduk ki. Gene ananız dikiyordu. Üf, aman anne ya, uğraşırım şimdi bununla. Gider alırız bir yerden. Ne var? Paran çok galiba senin. Sırf gecenin parası 50 liraymış. 500 tane bebek şekeri demek bu. Her şeyi bir kup takacağına sen de yardım et.